Eserin adı Yalnızlık Dolambacı. Eserin yazarı Octavio Paz. Grevler ve kötü ayaklanmaları diktatörlüğün toplumsal yapısını iyiden iyiye sarstı. Ve hatta çökertti. Kentlerdeki siyasal çalkantılar, Diaz'ın rejimi kurtarmak için halktan beklediği desteğe pek de güvenilemeyeceğini ortaya koydu. Düşünce ve yazın dünyasından Antonio Caso ve José Vasconcelos adlarındaki iki genç adam rejimin yitik felsefesini eleştirmeyi üstlendiler. Onların çalışma ve çabaları Ateni de la Juventud, gençliğin Atinası olarak bilinen bir topluluğun başlattığı aydınlanmacı yenileşmenin oyulumunu oluşturuyor. Dipnot: Ateni de la Juventud. Atina'da Tanrıça Athena adına kurulmuş tapınak adından türetilen bilim ve sanat okulunun adı. Antonio Caso, 1909 yılında olgucu felsefenin eleştirel incelemesine girişti. 7 konferanslık bir dizi içinde ki ilk üçü Comte ile onun öncülerine, geri kalanlar Mill, Spencer ve Taine gibi bağımsız olguculara ayrılmıştı. Genç araştırmacı resmi devlet doktriniyle aynı görüşte olmadığını açıkça ortaya koydu. Caso bu diziyi hazırlarken Butro'nun felsefesiyle Bergson'un görüşlerinden özellikle faydalanmıştı. Son konuşmasında Caso kendi kişisel felsefesini de açıkladı. Henriquez Urena bu inançlı ve yürekli davranışı sonradan şöyle özetlemiştir: yararcılığın ve benzeri eğilimlerin beklenen saldırısına karşı Caso idealizmi sürdü savaşı. Plato, Spinoza ve Hegel gibi büyük ve yapıcı metafizikçileri överek sözü kendine getirdi. Ve bilgi sorunu karşısında kendisinin de bir idealist olduğunu açıkladı. Kişisel inancını ortaya konuşu, yararcı Henri Poincaré'den seçilmiş şu alıntıyla bitiyordu: her şey düşüncedir. Bu konuşma felsefede spekülasyon yapılmasını öneren bir çağrıydı. Olgucu felsefenin eski kalesi olan Hazırlık Okulu'nun çatısı altında metafiziğin sesi bir kez daha yükseliyor ve haklarını geri istiyordu. Vasconcelos'un akılcılığa karşı olduğu kuşkusuzdur. Bilgi dediğimiz şeyin anlık gerçeğin bir görünümü olduğunu ve maddi şeylerin doğasını yalnız duyguların kavrayabileceğini savunan Vasconcelos, sezgiciliğin ya da içe doğuşçuluğun filozofu olduğu gibi İspanyol Amerikan düşüncesinin önemli eğilimini İberik Amerikan kültürünün felsefesi olarak geliştirmiştir. Ama onun ulusal eğitimdeki asıl ağırlığı yıllar sonra Başkan Alvaro Obregón kabinesinde eğitim bakanı olduğu zaman daha kuvvetle duyumsanacaktı. Olguculuğun eleştirisi, Meksika düşünce tarihinde devrimi hazırlayan önemli bir dönüm noktası sayılmıştır. Yetersiz bir gerekçe. Gerçi Caso ve arkadaşları Diaz rejiminin felsefesini yıktılar. Ama onun yerine ulusal bir yenileşme ülkesi koyamadılar. Onların ideolojisi çağın gerekleriyle halkın beklentilerine hiçbir şey getirmedi. Gençlerle liberaller kuşağı arasındaki bu çelişki oldukça anlamlıdır ve çağdaş Meksika tarihini etkilemiştir. İthal malı ya da yerli ürün olsun, kendisine yol gösterecek bir öğretiden yoksun kalan devrim, el yordamıyla da olsa Amerika ve dünya tarihinde devrime yer veren ve devrimi kaçınılmaz gören evrensel bir öğretiyi arayıp durmuştur. Caso'nun düşünceleri devrimi ruhunu etkilememiş olsa bile, tükenmek bilmeyen öğrenme sevgisi yandaşları sokaklarda ölürken Caso derslerine ara vermeyi düşünmemiştir. Ona anıtsal saygınlık kazandırdı. Hiçbir gücün satın alamayacağı ve yozlaştıramayacağı kadar değerli bir sevgi anıtıydı onun kişiliği. İşte Meksika devrimini hazırlayan kişilerin kalbur üstü gelenleri bunlardı. Belki daha derinlere inen ama az sayıdaki öteki nedenler Meksika yaşamının kendi içinde saklıydı. Bizim hareketimizi öteki devrimlerden ayıran başlıca iki özellik vardır. Önce temel bir ideolojiden yoksunluk, sonra toprak yetmezliği sorunu. Devrimi destekleyen köylüler yalnız daha iyi bir yaşam değil,
Ama sömürge yönetimince ve 19. yüzyıl boyunca büyük çiftlik sahipleri ve derebeylerce fermanlı toprak yağmasıyla ellerinden alınan toprakları geri istiyorlar. Tetikten önceki toprak mülkiyeti kalpulli olarak biliniyordu ve şöyle işliyor. Her yerleşim yöresi mahallelere ya da kalpulli bölünür. Her birine belli büyüklükte toprak ayrılırdı. Bu toprak tek tek bireyler değil, o mahallede oturan ailelere ya da oymağa verilirdi. Kendi kalpullisinden ayrılıp giden ya da ailesine verilen toprağa ekip biçmeyen kişi ortak mülkiyet mallarındaki hakkını da yitirirdi. İspanyolların çıkardığı Hindistan yani sömürge yasaları, yeni dünyadaki geleneksel toprak düzenini her türlü kötü kullanışa ve yozlaşmaya karşı korumaya çalışmıştır. Ne var ki bu yasanın koruyucu ilkeleri her zaman ve yerde etkili olamadığı için köylüler 18. yüzyıl sonlarında umutsuz bir duruma düştüler. Tarım sorunlarını gerçekten bilen Meksikalı birkaç önderden birisi olan Morelos'un bu konudaki tutumu, köylü sorunlarının devrim savaşımını ne ölçüde etkilediğini göstermektedir. Ponciano Arriaga ve onun gibi düşünenlerin direnmesine karşın yenileşme hareketi, geleneksel toprak düzenini yürürlükten kaldırmakla yürekler acısı yanılgıya düştü. Diaz rejimi, tarıma açılmamış toprakların mülkiyeti, kullanılması ve el değiştirmesi konusunda çıkarttığı yeni yasalarla, Meksika'da geleneksel toprak mülkiyeti hukukundan arta kalan ne varsa hepsini toptan temizlemiştir. Devrimci çevrelerin bütün bildiri ve önerilerinde, üstü kapalı biçimde de olsa tarım sorunlarına değinildiği görülür. Fakat yalnız Güney Devrimi'nin önderi olan Emiliano Zapata, tarım sorununu herkesin anlayabileceği yalın dille açık yüreklilikle ortaya koydu. Öyleyse ünlü ve sevilen insanlarımızın güzellik ve şiirinden bir şeyler taşıyan Zapata'nın Meksikalı ressamlarca en çok sevilen çalışma konusu olması rastlantı değildi. Morelos ve Cuauhtemoc gibi o da bizim destanlaşmış yiğitlerimizden biridir. Yaşarken olduğu gibi toprağa sarılarak ölen bu ateşli, umutlu ve kara sevdalı insanın kişiliğinde gerçek bir efsane el ele vermiştir. Onun kişilik imgesi de uğrunda can verdi toprak gibi sabırlı ama verimli, suskun ama umutlu, sanki ölü ama dirilebilir gibi görünen nitelikler bütününden oluşur. Onun devrimci eyleminde yalnızca birkaç temel önlem vardı. Ayrıca bunların bize tümü vurulmuş bulunan siyasal ve iktisadi boyundurukların kırılması için gerekli koşullar. Toprakların kurtarılıp yeniden dağıtılmasını öngören Ayala planının 6. ve 7. maddeleri tarım mülkiyetinde temel politika değişikliğini öngörerek çağdaş Meksika'nın kapısını aralıyordu. Zapata'nın eylem programı da kısaca feodalitenin kaldırılmasını ve Meksika'nın gerçeklerine uygun yasal ve yapısal reformların yapılmasını öngörüyordu. Ortega Gasset'e göre devrim, toplum gerçeklerinin akıcı plan ve projelere uydurulması çabasıdır. Bu yüzdendir ki devrimci kişi kendini köklü önlemleri olan ve aklın buyruklarını yerine getiren kimse olarak algılar. Böyle bir devrim tanımı okuyucuya çok katı gelebilir. Çünkü yukarıda söylediğim gibi çoğu devrimler bazı erekleri yakın gelecekte gerçekleştirmek amacıyla girişilen atılımlar gibi görünürse de gözü kararmış bir koca dayının yakıp yıktığı düzeni yeniden kurmaya da çalışırlar. Her devrim ölü bir altın çağı diriltmeye çabalar. Büyük Fransız devrimi tarihsel başarısını tek inanca bağlamış görünüyor. Eğer Rousseau'nun önerdiği toplum sözleşmesindeki ülkücü koşullar yerine getirilmiş olsaydı toplumsal barışın yolu açılmış olacak. Marksçılık da gerçekleştirmek istediği yapısal değişiklik modelinin ilkel komünizm kuramında bulunduğunu söyler. Önce size önceki bir altın çağa dönüş. Hemen her devrimci kuramın öyle ya da böyle bağlandığı varsayımlardan bir tanesi olmuştur. Marx, aklın ve toplumun temelinde insanı bulduğu içindir ki her devrimci hareketin bir tür hümanizm olduğuna yazmıştır. Böylece her devrimci hareket geçmişin güdüleyici koşullarından en sonunda kurtarılacak olan insanın kendi varlığını dile getireceği ve insanlık koşullarını yeniden gerçekleştireceği bir dünya kurmaya kalkar. İnsan ancak devrimci bir toplumda kendini gerçekleştirebilir ve kişiliğini bulabilir. Devrimci toplum da son umutlarını aynı insanın varlığına, kendine özgü nitelikleri olduğu varsayılan o yüce varlığa bağlar. İnsan varlığı doğası donmuş ya da değişmez değildir. Eski ve kötü yönetimlerin olanak tanımamasına karşın insan varlığının değiştirilmesi gerçek dışı bir umut değildir. İnsanın kendini gerçekleştirmesini, yalnızca hukuk dışı eylemlerin engellediğini nasıl savunabiliriz? İşte altın çağ söylencesi burada sahneye çıkıyor.
Tarihin bir döneminde, dünyanın bir yöresinde insana özgürlük tanıyan ve kendini gerçekleştirme olanağını veren toplum var. Altın çağ düşüncesi, devrimcilerin yaratmak istediği yeni toplumu önceden duyurur. Hemen bütün ütopyalar uzak geçmişte devrimci eyleme ruh veren ve arka çıkan altın çağ varsayımına dayanmıştır. Ayala planının özgünlüğü dayandığı altın çağ düşüncesinin yalnızca bir düş ya da varsayım olmadığı gerçeğinde yatıyordu. Meksika Çiftçi Hareketi, tarım topraklarının çiftçiye geri verilmesi için direndi. Devrimde toprak sahibi olanlara mülkiyet hakkı yani tapu verilmeliydi. Toprakların yeniden dağıtımı, geleneksel toprak düzeninin yararlarını tüm topraksız çiftçilere, köylülere paylaştırmak için yapılıyordu. Safahatacılar, Meksika tarihini ve bir ulus olarak varlığımızın anlamını yenilemeyi denediler. Onların programı liberallerin daha önce yaptıklarından ve liberal tarih tezinden tümüyle ayrılıyor. Zapatacılar Meksika'nın kurtuluşunu gelecekte gerçekleşecek ülkede değil, ilk ve özgün kaynaklara dönüşte gördüler. Meksika devriminin köktenciliği, özgüncülüğünden yani toplum kurumlarımızın tek gerçek temeli olan kültürel köklere dönüşünden geliyordu. Kalpulli'yi toplumun temel ekonomik ögesi yapan Zapatacılar, böylece bir yandan sömürge geleneğinin ruhunu diriltirken, öte yandan başarılı olmak isteyen siyasal hareketin varlığımızın en eski ve güvenilir kaynağında, yani ulusal tarihimizde aranıp bulunması ilkesini getiriyorlardı. Zapata'nın gelenekçiliği derin bir tarih bilincine eriştiğini gösteriyor. Çağın gazetecilerinden ve siyasal kuramcılarından uzak bir bölgede yetişmiş olması, Zapata'ya tarihimizin salt gerçeğini görebilme gücünü ve sezgisini vermiştir. Devrimin gerçeği aslında son derece açıktı. Meksika gerçeğini, ulusunu, liberalizmin boyunduruğundan ve tutucuların sömürüsünden kurtarmak. Zapatacı hareket bizim en eski ve kalıcı geleneğimize dönüş. Yenileşme çabalarımızın bir yatsıması olmuştur. Liberaller nelerden kaçıp kurtulmak istemişlerse, Zapatacılar işte tam onların üstüne varmışlardır. Böylece devrim, geçmişle bugünümüzü bütünleştirmeye ya da Leopolda Zeya'nın deyimiyle tarihimizi özümleyerek onu yaşayan bugüne dönüştürmeye çabalayan hareket olmuştur. Bütünleşme çabası ve kaynaklara dönüş, o dönem aydınlarımızın dünya görüşüne hiç uymamıştır. O aydınlar ki devrimci hareketin anlamını gerçekten kavrayamadıkları gibi hayatları boyunca maskeden başka değer taşımayan yabancı düşüncelerle avunulup durmuşlardır. Devrim hareketi içgüdüsel tepki olmaktan çıkıp devlet yönetimine dönüşünce Meksikalı aydınların halktaki çelişik özlemleri tutarlı biçimde gerçekleştirecek güçten yoksun olduğu anlaşıldı. Birisi güneyde, öteki kuzeyde çalışan Zapatista ve Villista adlı devrimci örgütler, dava ve amaçlarını birleştirip bütünleştiremeyen yöresel hareketler olarak kaldılar. Her ikisi de birer başlangıç noktası, devrimci istemenin kekeleyen ama ne dediği anlaşılmayan sözcüler oldular. Bu iş çekişmede başarı şansı önce Karrançiyatalara güldü. Düşmanlarının sınırlılıklarını aşmaya çalışan Karrancistalar, Sezarizme yani kaba kuvvet yoluyla şiddete ve talana yönelince devrimci hareketin tek kaynağı olan halk desteğini yitirdiler. Her devrim kendi önderini yüceleştirmeye, kutsallaştırma eğilimini duyar. Devrimci Sezarların ilki olan Carranza, çağdaş önderleri tanrılaştırma eğilimini gizlemek ya da biraz olsun yumuşatmak için kullanılan kişiye inanç akımının öncüsü olmuştur. Obregon ile Kayes'in destekledikleri bu inanç, yeniden seçilmeyi önleyen, yasaların sınırlayıcı etkilerine karşın siyasal yaşamımızdaki egemenliğini bugüne değin sürdürmüştür. Bu arada, Carranza'nın çevresinde toplanan kimi devrimciler, özellikle de dönemin en değerli toplu ki düşünen kişisi olan Luis Cabrera, halkın içgüdüsel isteklerini dile getirmeye ve onlara tutarlılık kazandırmaya çalıştı. Ne var ki devrimci hareketin ideolojik yetersizliği anlaşılınca 1917 anayasasıyla sonuçlanan tarihsel uzlaşma kaçınılmaz olmuştur. Cortez öncesine dönüş ne denli olanak dışı idiyse, sömürge geleneğine dönüş de aynı ölçüde olanaksız bir düştü. Devrimciler için liberallerin başlattığı yenileşme planını bazı değişikliklerle de olsa benimsemekten başka çıkar yol kalmamıştı.
Uzlaşma, devrimci eylemdeki görüş yoksunluğunun kaçınılmaz ve zorunlu sonucuydu. Aydınların bir takım görüşleri vardı kuşkusuz ama kimseye pek yararı dokunmadı bunların. Tarih çarkının ne diyeceğine bile aldırmadan toplumsal gerçek bu düşünceleri ezdi geçti. Liberal düşüncenin yeniden güncellik kazanması, Meksika'nın geçmişinde geleneği olmayan yasama, yürütme, yargı güçlerinin ayrılığı ilkesi, kağıt üzerinde kalan bir federal hükümet önerisi ve toplumsal gerçeklerin göz önünde bulundurulmayışı düzmeceye ve yalana dayalı bir yönetime aralıyordu kapıyı. Siyasal yazınımızda geçerliliği olan düşüncelerden önemli bir öbeğinin gerçek kişiliğimizi sınırlamaya ve saklamaya yönelik sözlerden ama yalnızca salt sözcüklerden oluşmasına hiç şaşmamak gerekir. Ayrıca liberal politikaya anlam kazandıracak olan yerli burjuvaların gelişme sürecini emperyalizmin desteklediğini de unutmayalım. Ortak toprak mülkiyetinin yeniden kurulması, feodalitenin yıkılma sürecini noktaladığı gibi burjuvalara da iktidar yolunu açmış olmalıydı. Böylece gelişme sürecimiz Avrupa örneğinin aşamalarını tıpatıp izlemiş olacaktı ama gelişmemiz hiçbir zaman doğrusal olamadı. Emperyalizm, Meksika toplumunun tarihsel süreçler açısından dizgeye uygun olmasına izin vermediği gibi, Meksika'nın egemen sınıfları da yöneticiler ve onların yardımcıları olarak yabancı güçlerle işbirliğine razı olmaktan başka yol bulamadılar. Tarihsel bakımdan Meksika devrimi kolay anlaşılır ve açıklanabilir olay değildi. Diaz politikasına dönüş olasılığı bugün de varlığını sürdürmektedir. Bankerler, emperyalizmin öteki aracılarıyla işbirlikçiler her an iktidarı ele geçirebilirler. Bu işi başarma taktiği, toprak sahiplerinin Diaz dönemindeki genel politikasından hiç de başka olmak zorunda değildir. Nasıl Diaz, liberalizm paravanası arkasından yönetmişse ülkeyi, onlar da devrimcilik maskesi altında yönetebilirler. Fakat bugün koşullarda olguculuğun o günkü işlevini üstlenecek uygun felsefeyi bulmak güçleşmiştir. Dünyamızda ısmarlama görüşlere sığınacak yer kalmamıştır artık. Meksika devrimi bu denemede özetlediğim düşünceler çerçevesinde yeniden ele alınırsa görülecektir ki bu devrim geçmişimizi yeniden fethe, özümsemeye ve onu günümüzde de yaşatmaya yönelik bir çaba olmuştur. Yalnızlığımızın ve ulusal umutsuzluğumuzun sonucu olan geçmişe dönüş isteği, tüm tarihimize yön veren diyalektiğin aşamasıdır. Yalnızlıkla paylaşma, birleşmeyle ayrılık, diyalektiğinin bir aşaması. Tarihiyle ve kaynaklarıyla yeniden uzlaşmak isteyen Meksikalı, vardığı ileri aşamayı yaptığı devrime borçludur. Devrimci hareketin hem umutsuz hem de kurtarıcı olarak yorumlanması ancak böyle açıklanabilir. Sakız gibi böylesine çiğnenip atıldıktan sonra bu sözcüklerin hala anlamı kalmışsa eğer denebilir ki Meksika halkı dış yardımları, dışarıdan getirilmiş çözümleri, kendi duygularına yabancı düşünceleri yatsıyor ve kendisine dönmeyi çıkar yolu kendi öz varlığında aramayı eğiliyor. Bu umutsuzluk, bu yabancı düşünce ve tasarımlara teslim olmama direnci her türlü avutma, uyutma çabasını yatsımış ve kendi iç dünyasına kapanmış kişilerde görülür. İşte yalnız insan, yalnızlık labirentinde kendi başına çırpınıp duran kişidir. Bu yalnızlık aynı zamanda birleşme ve bütünleşme çabasıdır. Bir kez de umutsuzlukla yalnızlık, kurtuluşla birleşme gibi kavramların eş anlamlılığına geliyoruz. Uzun süren ve son derece şaşkınca arayıştan sonra devrimin kendini bulması olağanüstü olay olmuştur. Bu sonuç belli bir zümrenin kendini toplum gerçeğine kabul ettirmesi yoluyla değil de tersine toplum gerçeğinin çatışmalı kesimlerde, çeşitli yer ve zamanlarda kendini göstermesiyle alınmıştır. Ancak çok yakın bir süre önce Emiliano Zapata ve Venustiano Carranza, Luis Cabrera ve José Vasconcelos, Francisco Villa ve Álvaro Obregón, Francisco Madero ve Lázaro Cárdenas, Felipe Ángel ve Antonio Díaz, Soto Gama gibi karşıt görüşlü kişileri aynı devrimci sürecin ileri gelenleri olarak görmeye başladık. Reform yandaşlarını devrim yandaşlarıyla karşılaştırdığımızda ne görürüz? Reformcuların açık seçik düşüncelerine karşın devrimcilerin çoğu düşün kargaşası içindedir. Yeniden iktidara gelmeleri liberalleri kamu hizmetinde saygıdeğer ama devlet adamı kişiliğinden kurtaramadığı halde devrimci liderlerin katı ve acımasız davranışları halkın bu kahramanlara karşı duyduğu derin sevgi ve hayranlığı önlememiştir. Villa,
Kuzey'in halk türkülerinde hala dört nala at koşturur. Madeiro elindeki bayrağı ile balkonlarda dolaşır. Zapata her bayram ve panayır yerinde yeniden ölür. Carranza ve Obregon hala devrim döneminin trenleriyle ülkeyi baştan başa aşarken erkekleri evlerinden çıkarıp peşlerinde sürükler. Kadınları korkudan tir tir titretirler. Herkes onların izinden gider ama neden ve nereye? Kimse bilmez. Devrimdir o. Her şeyi hemen değiştirecek, sonsuz doyum ve hızlı ölüm getirecek olan büyülü ve gizemli sözcük. Meksika halkı kendini ve kimliğini devrimde buldu. 19. yüzyılın verimsiz çırpınmalarıyla devrim arasındaki başlıca ayrım budur. Devrimin artistik ve kültürel başarısını devrim liderleri eşkıyalarının ve de söylence kahramanlarının her Meksikalı'nın düşünce ve duygusuna girmiş, bilincine yükselmiş olmasında aramalıdır. Devrim Meksika'nın kendi öz varlığının derinliklerine dalması ve oradan ayırdığında bile olmadan yeni toplumun kuruluş ilkelerini bulup çıkarmasıydı. Ayrıca devrim, liberal yenileşme dönemiyle Diaz diktatörlüğünün geçmişle kopardığı ilişkilerin yeniden kurulması, ulusal kimliğimizi, kişiliğimizi, arayış çabası ama ana kucağına bir dönüştü. Öyleyse devrim bir fiestaydı. Martin Luis Guzman'ın deyimiyle bir fişekler fiestası. Sevilen tüm fiestalarımız gibi devrim de bir aşırı gidişti. Bir kıvanç patlaması ve umutsuzluk, öksüzlüğün aykırışı, bir ihtiyar ve yaşam çağrısı ve bütün bunların karmaşasıydı. Devrimimiz Meksika gerçeğinin öbür yüzüdür. Reform hareketinin görmek istemediği. Diktatörlüğün ise görüp aşağıladığı Meksika gerçeğidir. O yüz, ince davranışın yüzü, kandırmaca ve yalan dolan yoluyla alınmış sonuçların yüzü değildir. Meksika devrimi, ölüm ve fiestanın, kaba gücün, silah sesinin, barut kokusunun, tören ve aşkın, ırza geçmenin ve silahlı saldırının yüzüdür. Devrimin öğretisi ve felsefesi olmamıştır. O gerçeğin patlaması, geriye dönüş, birleşme, eski kurumların çökmesi, korkularımızı bastırdığı sıcak ve soylu duygularla utanmaz ve acımasız duyguların ortaya atılışıdır. Bu kanlı fiestada Meksika kendisiyle, kendi öz varlığıyla buluşup birleşir, iç içeleşir, kendisi olmak üretliliğini gösterir. Devrimci patlama, kendi varlığıyla esrik dolaşan Meksikalı'nın, Meksikalı yoldaşının kucağında öldüğü ve onun bilincinde vardığı görkemli fiestadır. Eserin adı Yalnızlık Dolambacı. Eserin yazarı Octavio Paz'dır.